Piyasa ile ilgili bir değerlendirme alacağız. Şimdi ALB menkul değerlere dönüyoruz. Rıdvan Baştürk karşımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dış ticaret rakamının çok fazla bir etkisi olmamışa benziyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Borsada 85 bin seviyesi aşıldı. Para piyasaları nispeten sakin. Tabii ABD'nin de bugün yarım gün tatil olacağını unutmamak lazım. Haftayı nasıl tamamlarız? Günün geri kalan kısmında mevcut iyimserliğin sürmesini bekler misiniz? Evet, Borsa İstanbul'da bu haftanın genelinde kurda yaşanan gerilemeyle birlikte yukarı yönler hareketliydi zaten. Dün OPEC toplantısı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketler bugün de borsaya yukarı yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Dış ticaret açığının beklentinin aşağısında kalmasının sınırlı pozitif etkisi oldu Borsa İstanbul'a. 2014 yılının en zirve seviyelerindeyiz şu an. Bugüne baktığımız zaman izlenecek direnç seviyesi 86 bin olarak gözüküyor. Yani 86 bin seviyesine kadar alımlar gelebilir. Ancak yatırımcıların bu seviyeden gelebilecek kar satışlarına karşı da biraz dikkatli olmasını öneriyoruz. Kur tarafında ise sizin de söylediğiniz gibi ABD tarafında önemli bir veri akışı yok. Piyasalar kapalı olması sebebiyle. Kur dün petrolün Türk lirasına değer kazandırmasıyla birlikte 2.20 seviyesine kadar gevşemişti. Fakat bu seviyeden bir miktar toparlandığını görüyoruz. Günün geri kalanında teknik seviyeler biraz daha ön plana çıkacak kurda. 2.21.70 seviyesini burada belirtmek istiyoruz önemli bir seviye olarak. 2.21.70'in yukarı yönlü kırılamadığı durumlarda dolar TL paritesinde aşağı yönlü hareketler tekrardan gündeme gelebilir. 2.21.70'in kırılması durumunda ise ilk aşamada 2.22.40 direncine kadar alımlar görebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Rıdvan Bey değerlendirmeler için. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, biz Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan ve Şeker Yatırım Baş Ekonomisti Gülay Elif Girgin'le ithalat ve ihracat